Nur Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun efendim. Bizlerdeyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için ben ekibimiz adına çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederim, her zaman. Ben röportajımı öncelikle Nur Hanım'ı tanımakla başlamak isteyeceğim. Nur Hanım kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Buyurun. Tabii, 1970 Samsun doğumluyum. Lise mezunuyum. İki tane kızım var. Ne güzel. 5 yıl sanırım satış pazarlama yaptınız. 5 yıl pazarlamada çalıştım, evet. Daha sonra 1 yıl kadar da bu emlak sektöründe çalıştım. Çok evet. da severek çalışıyorum, çok da hoşuma gitti. Sonra da bu işi büyütmeye karar verdim. Ve böyle bir sektöre atıldım. Sektördeki açıklığı da giderdiniz ama sizin özelliğiniz bayan olarak girmenizi ayrıca tebrik ediyorum. Büyük bir cesaret. Ay, çok teşekkür ediyorum. Evet, yani bilmiyorum, biraz cesaret gerekiyor. O cesareti de buldum kendimde. Evet. Hani yapmaya çalıştık. Ve şu an faaliyetler devam Aynen ediyor. Öyle. Aynen öyle. Biraz ben Huzur Emlak'ı tanımak istiyorum. Buraya gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi hizmetlerle karşılaşıyorlar? Anlatabilir miyiz? Buyurun. Ya öncelikle güler yüzlü hizmetle karşılaşıyorlar. Çünkü benim olmazsa olmazım güler yüz. Yani buradaki çalışanlar güler yüzlü olmak zorunda ki müşteriye pozitif enerji verebilmemiz lazım. Evet. Müşteriyi ne istediğini, nasıl bir şey istediğini, cebine uygun nasıl bir şey düşündüğünü soruyoruz. Yani bir kere ilk önce müşteriyi dinliyoruz. Tabii. Dinlemek çok önemli. Evet. Dinlemezsek zaten hiçbir şey yapamıyoruz. Mecburen dinliyoruz. Evet. Müşterin acaba yatırım için mi istiyor? Oturmak için mi istiyor? Nedir? Yani birçok şeyle ilgileniyoruz. Yani en önemlisi burada tespit etmek. Tabii. Yani onu etmemiz lazım ki hani müşteriye düzgün, kaliteli bir hizmet verebilelim. Hizmet sunalım. Burada al sat şeklinde mi, kiralama şeklindeki hizmetler, peki biraz açabilir miyiz burayı? Ya genelde satış ve alış işlemleri çok fazla oluyor. Kiralıklar çok fazla olmuyor işin gerçeği. Tercih edeyim, evet. Artık ev sahipleri ya satmaktan yana ya da almaktan yana. Böyle bir durum oldu maalesef. Evet. Kiralarda, kiralık da pek yok aslında ortalıkta. Evet, yok ama revaçta daha çok al sat şeklinde aynen öyle, işlemler aynen yapılıyor. Öyle. Şunu evet. sormak istiyorum. Evet, sektörde tabii yenisiniz ama biz ev alırken, arsa alırken ya da yatırım yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hani bize verebileceğiniz tavsiyeler, öneriler var mı ki özellikle bölgede gelişmekte olan bir bölge, bu bölge? Ya buyurun. Öncelikle ne alacağınızı bir kafanıza tasarlamanız lazım. Nasıl bir şey alacaksınız, ne alacaksınız, paranız neye yetiyor? Çevresi nasıl olmalı? Çevre çok önemli. Çünkü ev alacak kişiler öncelikle çevreye bakıyor. Benim açımdan öyle, ben öyle düşünüyorum çünkü. Evet. Onu iyi tasarlayıp öyle ev aramaya gelmeli ya da ev işte satacaksa eğer ne kadara satacak? Biraz karşısındaki insanı da düşünecek. Tabii bir de ona çalıştığı bir firmayı da bilmeli. Güven de önemli. Tabii güven, ya en önemlisi aslında güven. Evet. Güven verebilirsiniz ki güven alabilirsiniz karşınızdaki insandan. Evet. Yani çok severek yapıyorsunuz. Ya, ben bunu çok net hissediyorum. Hani yaşıyorsunuz buraya Nur Evet, Hanım. Aslında çok yeniyim. İnşallah daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Çok da yeniyim. Yani çok da severek yapıyorum. Gerçekten insanlarla böyle meşgul olmak çok çok güzel bir şey. Evet. Yani bilmiyorum, onu da karşı hissettirdiğimi düşünüyorum. Bu enerji çok net geliyor. Bunu söyleyebilirim. Ay, çok net sağ geliyor. Olun. Siz bir de burada şunu aktarmak isteyeceğim. Siz burada algıları da kırmaya çalışıyorsunuz. Çünkü maalesef emlak dediğimiz zaman biz tüketici olarak farklı algılıyoruz bir şeyleri. Dolandırıcı mı? Ya, biz farklı bir noktada karşılaşacak mıyız gibi. Bu algıyı da kırmışsınız. Ya aslında evet, genelde herkes öyle düşünüyor. Hani emlakçı işte başka konumda görüyorlar ama aslında öyle değil. İnsanın kendisinde bitiyor iş. Evet. Çalışanlarında bitiyor iş. Siz nasıl çalışan istiyorsanız öyle hizmet veriyorsunuz. Aslında size empati kuruyorsunuz. Ben dürüst çalışan, güvenilir çalışan istiyorum. Güler yüzlü çalışan istiyorum ve karşıya da öyle hizmet vermek istiyorum. Benim amacım bu. Biz de Huzur Emlak buradan herkesi davet etmiş oldum. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Nur Hanım. Başarılarınızın devamı diyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun.